Söylemezsem olmaz devam ediyor tüm hızıyla. Canlı yayındayız. Evet, dün bütün magazin haberlerinde, sitelerinde giren bir haber daha vardı. İbrahim Kutluay ile ilgili. Birisiyle görüntülendi. İbrahim Kutluay, evet, bizim de az sorunlarımızda geçtiği gibi bir hanımefendiyle görüntülendi. Ve bu hanımefendi daha evvel yine birçok ünlü erkek arkadaşı olan bir köşe yazarıydı bir zamanlar. Şu an yazmıyor. Yazmıyor. Ama belki yazıyor, bilmiyoruz. Kim kime yazıyor? Ama göreceğiz. Aslında bu tür haberlerde en doğrusu ne? Taraflara sormak. Çünkü arkadaşça senin de bir erkek arkadaşına yemek yediğin vakit mutlaka olmuştur. Herhalde olmuştur. Benim de oldu. O yüzden hemen aşk dememek lazım. Magazin siteleri aşk aynen dedi. Şok diye böyle bir şey verdi. O fotoğrafı verelim. İbrahim Kutluay'ı canlı yayında arayacağım. Evet, hazır mı? VTRS. O zaman VTR'ye girelim. Buyurun. Oğlan Ayşe. Evet, Ayşe Öz Yılmazer'le görüntülendi. Her yerde aşk haberi diye verildi. Ben İbrahim'i bir canlı yayında aramak istiyorum. Her ve ikisi sormak istiyorum bunu. Sevgili İbrahim, eğer izin olursa bir soru sormak istiyorum sana. Yayındasın. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendim aradım canlı yayında. Ay, bu korkuyorum da böyle. Yayındasın şu an. Çünkü bir haberin girdi. Onu sormak istiyorum izninle. Zor, dinliyorum. Ayşe Öz Yılmazer'le bütün magazin sitelerinde şu an bir fotoğrafın var ve haberin var. Bir erkek bir kadınla tabii ki doğal olarak yemek yiyebilir ama aşk deniliyor. Böyle bir şey var mı? Senden duyalım. Ya Ayşe benim 10 yıllık arkadaşım ve İstanbul'da da kaç kere beraber yemek gidip kahve içtik. Ben Bodrum'da Ayşe'yi gördüm. Arkadaşlarımla yemekteyken o da yanımıza geldi, oturdu, sohbet ettik, yemek yedik. Sonra da o arkadaşlarının yanına gitti. Yani bundan daha doğal ne olabilir ki? O yüzden sormak istedim ama. Yok öyle bir şey oluyor. Yani olabilir mi Ayşe? Çok severim, çok iyi arkadaşım. Her zaman sohbet ederim. Yani o da geldiği zaman yanıma oturdu. Arkadaşlarımla yemek yedik. Bundan daha doğal ne olabilir? Bir erkekli bir kadın yan yana oturup bir yerde sohbet edip kahve içip yemek yemez mi? Yani, o yüzden sana yani, sormak gördüm, istedik tabii ki. Lütfen gerçekten şöyle böyle şeye gerek yok yani. İbrahim tabii şu an ben telefonunu açtım canlı yayına falan bağlanacağımı da bilmiyordum yani. Hiç biliyorum, sen de izin aldın ondan. Şey yapma lütfen, böyle bir şey yok. Bunu... Biz Ayşe'nin arkadaşız, her zaman her yerde kahve de içirip yemek de yiyebiliriz. Bence bu sözün de zaten noktalandı, en azından başka magazin siteleri de girmez. Bekar lütfen. Bir erkeksin ya, yanında kimi görseler tabii ki sen daha iyi bilirsin, yazacaklar. Bu da ya maalesef alıştık bunlara ama yani bu da hayatımızın parçası ama ben her zaman sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarımla oturur yemek de yerim, kahve de içerim. Peki İbrahim, yani, arkadan fotoğraf çekiyor. Başka olabilirsin. Tabii canım, biz de seninle görüşebiliriz. Ama bunlar insanların ayıpları zaten. Yani. Yemek yerken orada bir arkadaşım veya herhangi birinin oturduğu yemek yerken kalabalık grupta fotoğraf çekmek falan, onu sonra magazin servislerine göndermek. Yani çok ayıp. Çok ayıp şeyler bunlar. Artık maalesef biz ünlülerin her an her yerde başına gelebilecek şeyler. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyden kaçmıyorum. Normal hayatımı yaşıyorum. Arkadaşlarım bugün de yarın yemek yerim. Dün de yedim. Yarın da yiyeceğim. Çok da normal. Peki hayatında da ben... kimse yok zaten senin. Yok. Aynen. Tamam. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok ani oldu zaten. Yani ama izin aldım değil mi? Yani açtım en azından söyledim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki de konuştun. Noktayı koyduk. Sağ ol. Görüşürüz. Enteresan olanı ikisinin bekar olup, evet iyi ki söyledin, dünden beri her yerde görüntü var. İkisinin de bekar olup yakıştırılması tabii enteresan ama 10 yıllık arkadaşıymış. Şöyle bir şey var, beraber dahi çıkmamışlar. Ayşe arkadaşlarıylayken İbrahim'i görüyor, ne kadar masaya geliyor. Rahat konuşuyor, farkında mısın? Ya 10 yıllık arkadaşım, o ses tonu zaten insanı ele verirdi. Evet. Gayet inandım ve ikna oldum arkadaşlarım. Ben de aralarında olduğuna. Bir İzleyici şey yok. İzleyici de muhakkak öyle olmuştu. Ve tabii bir detay var, ne dedi? Bekar bir erkeksin değil mi? Ve hayatında kimse yok. Evet, hayatında kimse yok demek. Edwina'yla İbrahim neden ayrıldı? Bir takım dedikodular var ama Edwina'nın İbrahim'i aldattığına da yönelik. Onu soramadım ama buna noktayı koyduk en azından. Tabii en azından öyle. Aralarında bir şey yok. Zamanlarda sorarız. Bu da doğal bir şey. O yüzden de bizim sormamız gerekiyor sevgili seyircilerimiz. Birçok magazin haberi, magazin programı biliyorsunuz bu fotoğrafı verip evet sevgili yakıştırması yapabilir. Ama önemli olan taraflara sorup doğru yanıt almak, doğrusunu öğrenmek. Çok güzeldi bu. Birlikte olmadıklarını söylemezsem olmaz öğrendi.